Merhabalar. E-defter sürecindeki zaman damgası nedir? Bunun için öncelikli olarak klavyemizin F10 tuşu veya diğer logosu üzerine tıklayarak arama alanımıza e-defter yazmamız durumunda muhasebe modülü altında bulunan e-defter hazırlama ekranımızı çalıştırırız. Burada yevmiye defterimize ait başlangıç ve bitiş numaralarımızı belirledikten sonra yapacağımız diğer işlem olan zaman damgası kullanma durumudur. Zaman damgası bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı, kaydedildiği zamanın tespit edilmesini sağlayan elektronik bir veridir. E-defter yükleme esnasında GIP tarafından sorun oluşması defterin zamanında gönderildiğini ispat edebilmek için zaman damgasının kullanılması gerekmektedir. Örneğin gelir idaresi bizim defter yüklemek zorunda olduğumuz ay sonu sırasında bir problem olduğu ve çalışmadığı durumda gelir idaresi defterlerin zaman damgası ile imzalanması ve ertesi gün yüklenmesi ile ilgili bir bildirimde bulunabilmektedir. Bu gibi işlemlerde ilgili zaman damgası kullanılarak defterler imzalanır. Buradaki kullanıcı adı ve şifreyi yeni bir sekme açarak arama alanımıza sistem yazmamız durumunda sistem parametreleri ekranımızı çalıştırır ve arama alanımıza zaman yazmamız durumunda E-defter ile ilgili zaman damga sunucusunun kullanıcı ismi ve kullanıcı şifresini yazmamız durumunda otomatik olarak e-defter hazırlama ekranında karşımıza gelecek. Zaman damgası kontür durumunu ise kamusu emeği adresinden ilgili zaman damgası başvuru süreçlerine başvurup satın alabilir veya özel araçlar da mevcuttur bu gibi durumlarda. İlgili zaman damgası almanın zorunluluğu bulunmamaktadır. Olası gelir idaresi teknik sorununa karşı alınması önerilir. Tekrardan ekranımıza geldiğimizde burada sorgulama ekranını kullanarak kalan kontürlerimizi görebilir ve ilgili defterimizi zaman damgası kullanarak imzalamamız durumunda defterimizin imzalama tarihi ve saatini otomatik olarak atamasını sağlayabilmekteyiz.